Hobimnet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Güne kuş videosuyla başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte bütün kuşlarımızı izleyeceğiz, bakacağız ve biraz konuşacağız üzerlerine. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere iki tane büyük kafesler içerisinde küçük kuşlarımız var. Bunlar benim evin içerisinde beslediğim kuşlarım. Şöyle biraz bunlardan bahsetmem gerekirse yaklaşıp göstereyim. Hatta ilk baş buradan anlatayım. Bu bizim minik kızımız Fıstık. Kendisi Sultan Papağanı. Dişi bir kuş, o yüzden kafesi pembe. Kendisi Bulut. Muhabbet kuşumuz. Çekoslovak ırkı. Kendisi erkek bir kuş. O yüzden kendisinde detayları mavi. Biraz cinsiyetçi bir yaklaşım renkte kafeslerini dizayn ettik. Şöyle biraz kızımıza yaklaşalım. Bunlar dünyanın en hızlı sinirlenebilen papağan türü, sultan papağanları. Hemen saniyesinde sinirlenebilir. Bakın gördüğünüz üzere sadece kapısını açmaya çalıştığında bile sinirlenebiliyor bazen. Ve bu tamamen dışarı meraklısı ve kendisini sevdiren bir kuş. Görmüş olduğunuz üzere direkt boynunu sevdirmeye başladı böyle. Hemen sevdiriyor. Ama bakın dediğim gibi hemen de sinirlenebiliyor yani. Sadece bir ayağına elimi uzattım diye sinirleniyor. Ama dediğim gibi kafa sevdirmede bir numara, kafasını sevdirirken o derece yok kafasını, hani yere düşecek gibi oluyor ama kafasını bu şekilde hoşnut oluyor kaşıdığımızda. Hatta kaşımayı bıraktığımda kız atabiliyor bazı zamanlarda. Ve dışarı meraklısı bir kuş. Buradaysa Bulut var. Arkadaşlar bu kuş çok değişik bir kuş. Ondan fazla kelime konuşabiliyor fakat uçamıyor. Uçamamasından dolayı bu da kelimeyi falan bayağı bir öğrendi. Erkek bir kuş. Bu da bayağı bir sinirli bir kuş bu aralar. Elimi falan ısırıyor ama dışarıya çıktığında herhangi bir problem yok. Bir de bunun şöyle bir kuş şeyi var. Çiçeği var arkadaşlar. Bu çiçeğin delisi. Bu çiçeğe herhangi bir şey yaptığınızda direkt sinir sahibi oluyor. Yani bu çiçeği bayağı bir seviyor. Bakın. Hatta böyle bir çiçeğe öpücük attığımızda kanat çırpması falan da oluyordu. Onu göstermeye çalışayım size. Bakın hemen kanat titremeye başladı. Çiçeğini öptürtmüyor. Bu o derece şey yani. Kendisi öperken öper ama. Hadi öp bakayım deyince böyle öpüyordu bazen. Bugün bir saldırganlığı var üzerinde. Şöyle şuraya koyalım, çiçeğini yere düşürmüş daha yeni. Bu ikisi evin içerisinde arkadaşlar. Bu annecik babacık cici kuş falan. Hatta bazen sinirlendiğinde insanlara eşek eşek diye bile bağırdığı zamanlar oluyor. Daha yeni kanadını çırptı, biraz sinirlendirdik hatta. Bu çiçeğin delisi yani. Bu çiçeğini kimseye dokundurmayı pek sevmez. Bu bizim ilk kuşumuz. Eve aldığımız ilk kuş. Daha sonrasında her şey ortaya çıktı. Bu geldi. Ardına annesi babası geldi. Daha sonra derken bayağı bir arttı. Şimdi sizlerle birlikte hatta üretim annemdeki bütün kuşlarımı da görelim. Elimde hangi kuşlar var? Ne ile ilgileniyorum? Bunları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi dilerseniz bu kuşlarımızı gösterdikten sonra üretim hanemiz, dahası bizim hobi hanemize, üretim hane diyebileceğimiz kadar bir kuş yok. Çünkü hobi hane kendi adımız açımızdan böyle hobi amaçlı kuşlarımızı orada üretiyoruz, besliyoruz ve yeri geldikçe çevremize sahiplendiriyoruz. Sahiplendirmeye kıyamadığım bir kuş olan dişi kuşumuz da burada mesela. Dilerseniz artık aşağıya geçelim. Bunları biraz tanıdınız. Hatta Bulut'un oyuncağını aldığımızda ne kadar sinirlendiğinin bir videosu var. Sağ taraf üst köşeye bildirimlere koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Dilerseniz üretim hanemize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de üretim hanemiz dediğimiz kısım hobi hanemize geldik. Şöyle size bir genel görüntü alayım. Bahsetmem gerekirse şurada bir şovcum bu. Şurada papağanımız Sultan Papağanı ikisi. Sultan Papağanı muhabbet kuşumuz. Sultan papağanı, sultan papağanı, sultan papağanı ve muhabbet kuşumuz olmak üzere birkaç tane çiftimiz var. Arkadaşlar burada bizi bekleyen birkaç tane sürpriz var. Kimisinde yumurta, kimisinde yavru, kimisinde de daha taptaze et parçalıları şeklindeki yavrularımız var. Dilerseniz şöyle şovjumbomuzdan başlayalım. Çünkü orada bizi bekleyen güzel sürprizler var, minikler var. Evet arkadaşlar, bizi burada bekleyenler bu güzellikler. Şöyle gördüğünüz üzere kanalımızın da yeni PPS olarak koymuş olduğum kapak fotoğrafındaki kuşumuz şu. Bu da bir yavru. Bakın baba burada.
Burada yine anneyle bir adet yavru daha var. Şöyle açalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu babanın birebir aynısı hatta buradaki yavru şimdi. Ve şöyle şurada olmak üzere 3 tane erkek yavru aldık arkadaşlar buradan. Dişimiz mavi renkti. Mavi renk çekingen, yeşil renk baskın gen olduğu için geneli babaya benzedi. Benim de açıkçası hoşuma giden bir durum oldu. Bakın şöyle bir tane fosforlu yeşil yavrumuz çıktı. Baba fosforlu yeşil değil fakat yavrumuzun birisi fosforlu yeşil çıktı. Bu şekilde şu anda toplamda elimde 5 adet olmak üzere Shorjun bu yavrumuz var. Babanın birebir aynısı burada. Bu da en küçük yavrumuz. Biraz daha tüylenmesi. Bu nedense arkadaşlar son zamanda bir an hırçınlaşmaya başladı. Normalde hiç ısırma huyları falan yoktu. Şu an bu bakın mesela bayağı bir hırçınlaştı yani. Normalde yoktu. Ya ağrıtmıyor tabii gene ama hırçınlaşmış yani bu. Bir şeyler olmuş yani buna. Anlayamadım açıkçası. Diğer yavru da şurada. Şöyle yan tarafa geçelim. Arkadaşlar bizi burada bir tane muhabbet demişim. Sultan papağanı bekliyor. Bu çok güzel bir dişi sultan papağanı. Yanında erkeği yok. Arkadaşlar bir tane erkeğimiz kaçtı. Onun yerine bunun erkeğini koyduk. Çok talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Bu yüzden burada tek kalmak zorunda kaldı. Bunun hakkında çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Bu tek başına bir dişi, bunun yanında bir erkek alacağız arkadaşlar. Şöyle hatta şurayı açar da şöyle gösterirsem siz daha güzel görürsünüz bu kuşumuzu. Yanağının çok koyuk renkte turuncu olmasına bakmayın. Yan tarafında görmüş olduğunuz üzere siyah lekeler var. Bu onun dişi olduğunu belirtir. Zaten sesinden dolayı da dişi olduğunu biliyorum. Fakat yani yanağından da anlaşılabileceği gibi bazıları der çok koyu turuncu olanlar erkektir diye. Ama o yan tarafındaki leke daha etkili bir anlama tarzımızı gerçekleştirir. Şöyle bir alta geçelim. Arkadaşlar burada benim hobi hanemin en sinirli iki kuşunu görüyorsunuz. Birincisi bu erkeğimiz, ikincisi bu dişimiz. Bunlar ürediler. Bunların da yuvalığını açıp göstereceğim size. Arkadaşlar burada bu çiftimizde şunun saçı çok hoşuma gider mesela benim. Mama veriyorum bu arada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. İçerisinde de kırmızı pancar vardı. Bu yüzden hepsinin ağzı batkın. O derece çok seviyorlar ki arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bunlar mama yiyemiyor, içine düşüyor yani artık. Şöyle göstermem gerekirse size ve erkeğimizi göstermem gerekirse. Şöyle bir de yavruluğu açalım. Bir bakın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada da 3 tane yavruları var bunların. Bu yavruluğu da bir temizlesek iyi olur aslında. Yaz döneminde kuşkumu kullanıyorum arkadaşlar. Yavrularımız da bayağı bir kursakla dolu. Sizler de bunlara maşallah çekerekten bana güzellikler yapmış olursunuz. Yani maşallah diyelim. Bereketli olur umarım. Sürekli böyle buradan güzel yuvalıklarımızı doldurursa güzel yavrularımızı sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar erkeğe kaçan Sultan papağanımız burada. Anlık bir karanlık oluştu. Neden acaba bilemedim. Sanırsam arkadan gelen ışığı kapatıyordum. Onun yukarıdaki şu dişinin erkeğini arkadaşlar buraya ben getirdim işte. Bu erkeği getirdim. Nedense bir karanlık oluyor. Güneş de dolayı galiba güneş çok yansıyınca oluyor. Şu şekilde dişi yuvalığa girmiş. Yumurtada olduğunu sanmıyorum açıkçası yumurtladığını falan ama bir çıkartayım bunu size. Şöyle bir saniye. Ben dişimizi bir dışarıya çıkartıp videoya tekrar devam edeyim. Evet arkadaşlar dişiyi dışarıya çıkarttım. Dişimiz burada. Dişimizin ayağında bilezik var. Erkeğimizde yok. Erkeğimiz bu. Bu dişinin erkeği siyah renkliydi arkadaşlar. Şu şekilde siyah bir kuştu. Kaçmasından dolayı biz de buraya yukarıdan şu dişimizin yandaki eşini aldık. Bunu koyduk. Arkadaşlar nasıl kaçtı diyebilirsiniz ya da nasıl kaçırmayı becerdin diyebilirsiniz. Benim yapmış olduğum bir şey değildi. Kuş yuvalığın içerisindeyken bir anlık hareket ediyor. Bu yuvalığı yapanlar da buraya demirin altını görmüş olduğunuz üzere eğimli koymadıkları için yuvalık çıkıyor ve düşüyor. Bakın şunlarda mesela vida şeklinde olduğu için düşmesi imkansız. Fakat bu yuvalık düşüyor ve kapaklık da çok kolay açılabilen bir şey. Bakın bunun kapaklığı zaten şu şekilde çok kolay açılıyor. Düşüyor ve kaçıyor arkadaşlar. Bu şekilde maalesef bir kuştan olmuş olduk. Ha şimdiki şu an yan yana koyduğumda bunlar eş tutar umarım. Hatta bir kere yumurta aldım bundan. Büyük ihtimal kızgınlık yumurtası aldım o an dişiden. Fakat görmüş olduğunuz üzere bu ikisinin rengi birbirine aşırı güzel uydu. Ve bunlardan yavru aldığımda çok daha güzel yavrular alacağıma inanıyorum. Diğer erkek varken genellikle siyah renkli alıyordum.
Arkadaşlar bir adet de şurada muhabbet kuşu çiftim var. Erkek yuvadan çıktı görmüş olduğunuz üzere. Yaptığım mamayı aşırı seviyorlar bunlar. Yemekten daha ziyade dediğim gibi içine düşüyorlar arkadaşlar. Burada da bir adet yavru vardı. Şöyle yavru demişim pardon, yumurta vardı. Bakın hatta ikinci yumurta da çıkmış, yumurtlanmış. Dişimiz sarı bir renkte dişi. Bunlardan da yavru almıştım arkadaşlar. Bu şekilde burada da üretimimize devam ediyoruz. Muhabbet kuşlarımızdan. Bunların yavrularını hatta sahiplendirdik. Bayağı bir verdim. Pet shop'a verdim. Birkaç tane çevremdeki insanlara verdim. Falan derken bu şekilde arkadaşlar. Buradan da yavru alıyor durumdayım. Şöyle şuraya dönmem gerekirse görmüş olduğunuz üzere burada bir adet albino, bir adet de tam olarak cinsiyetini bilmediğim fakat şekline parçalı denilen bir kuşum var. Muhabbet kuşu. Şöyle bir tabure çekeyim. Onlara bakarken yukarıya çekeyim, daha rahat çekeyim. Arkadaşlar bunlar daha yeni yaşa atılmış kuşlar. Bunlardan hiç yavru almadım. Yukarıya çıkınca şöyle ışıklarını kapattık galiba. Bunlardan hiç yavru almadım. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz çok korkak gibi geliyor bana. Yani dahası korkaklar. Çok fazla rahatsız etmeyin o yüzden. Bunlardan da dediğim üzere yavru almadım. Daha yeni yaşa atılmış kuşlar diyebiliriz. Daha sonrasında 6 ay inersek arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere dışarıda bir adet dişi kuşumuz var. Erkek kuşumuz yuvalığın içerisinde. Bu bayağı bir hırçın bir erkeğimiz. Bu sultan papağanları sürekli olarak üreyen kuşlar arkadaşlar. Benim sürekli olarak yani demirbaşım diyebiliriz. Sürekli yavru aldığım bir kuş. Erkeği bir çıkartıp gelebilirim isterseniz. Bir saniye sizi bekleteceğim ve erkeği çıkartıp geleceğim. Evet arkadaşlar erkeği çıkarttım. Görmüş olduğunuz üzere içeride 3 tane yumurtası var. Bu daha yeni başladı. Bugün 3. yumurtasının günüydü. 3.'ü de yumurtlamış. Devamı gelecektir umarım bu yumurtaların. Şöyle göstermem gerekirse erkeğimiz böyle beyazımsı, grimsi ve sarımsı renklerden oluşuyor. Bu da bayağı bir sinirli erkek görüyorsunuz zaten. Şu an sinirlendi ve bize açıkçası gitmemiz gerektiğini yoksa başımıza bir iş geleceğini söylemeye çalışıyor. Yapmış olduğu sallanma şekli zaten şu an bir tehdit uyarısı. Arkadaşlar dişimiz biraz küçük kalıyor yanında. Fakat bu dişimiz çok sağlam bir dişi. Aşırı derecede bizi yavruya boğan bir dişi. Erkeğimiz de aşırı baskın. O yüzden buradan çok sağlıklı ve güzel sayıda yavrular alabiliyor durumdayım. Şöyle alta geçmem gerekirse arkadaşlar. Altta da bir adet, bir dahası bir çift papağanımız var. Bunlar da arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere de dişi erkek yuvalığın içerisindeler. Bunlar da yumurtanın üzerinde yatıyorlar arkadaşlar. Şu anda 2, 3 ve 3 tane yuvalığımızın içerisinde yumurta. 1, 2 olmak üzere de 2 tane yuvalığımızın içerisinde de yavru var şu anda. Hatta çoğu jumbo yavrumuz şu an bak acıkmış. Yaptığı sesi duyuyor musunuz? Anne babadan şey istiyor. Yem istiyor. Görmüş olduğunuz üzere meraklı dişimiz kafasını dışarıya çıkartıp bizi görmeye çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar bunları çok çıkartabilecek durumda değilim. Şu arası biraz dar olduğu için. Şöyle de bir salmam var. Burayı daha doldurmak nasip olmadı. Umarım yavrularla falan dolduracağız. Görmüş olduğunuz üzere buradan gelecek yavrularla, oradan gelecek yavrularla falan derken bu salmayı da dolduracağız inşallah. Biraz bizi amacımız burayı doldurabilmek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu salmayı da kendimiz yaptık. Neden iki kapılı diye sorarsanız şurası ve şurası kapı. Ortadan bölmeli yaptım arkadaşlar. Ben de iki tür kuş olduğu için iki tane kapasitesi olması gerekiyordu. Bir tarafa papağan koyarken bir tarafa da muhabbet kuşu koyabilelim diye. Bu şekilde duruyordu. İçerisinde kuşlar vardı fakat artık yok. Onları sahiplendirdik derken. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani hobihanemizde şöyle genişten bir daha göstermem gerekirse bakın. Yani şöyle duvara asılı şekilde duran kafeslerimiz ve burada üst üste duran kafeslerimiz var. Şu kafesi şuraya alıp buraya bir çift daha sultan papağan eklemesi yapacağız. Hatta o kafesin yüksekliğiyle şu kafesin yüksekliği bir değil. Bu biraz daha yüksek gibi duruyor. İki kafes daha sığarsa hatta oraya iki kafes bile koyabilirim. Şuraya eğer sığdırtabilirsem bir kafesin üzerine bir kafes daha muhabbet kuşu koyabilirim. Burada çok güzel bir üretim yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Daha da sık videolar gelmesi için yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu anda fark ettiyseniz odağı yavrusunu besleyen kuşa çevirdim. Şol jumbalarımıza.
Daha kaliteli ırklarda şarjlanmalar gelecek arkadaşlar. Biraz beklemeniz gerekiyor. Şu pandemi döneminin geçmesi ve benim de rahatlıkla kuş bulabilmem gerekiyor. Bundan dolayı kuş videoları biraz yavaş. Fakat sizlerle birlikte kolinin içerisinden böyle kuş çıkarttığımız güzel videolar gelecek. Ya da yeni almış olduğumuz kuşları buraya dizerken falan güzel videolar gelecek. Şöyle saymam gerekirse arkadaşlar, 4 çift artı 1 tane olmak üzere papağanım ve 3 çift olmak üzere muhabbet kuşum var. Bir o kadar da inşallah zorlamazsa bizi yavrularımız çıkacak arkadaşlar. Bütün yavrular çıktığında bir son durum gelişim videosu da çekmiş olurum. Bu size bir tanıtım videosu niteliğinde olabilirdi. Çünkü artık kuş videolarına daha sık atacağım. Belki beni takip edenleriniz vardır. Kanalımda genellikle balık videosu paylaşırdım. Balık videoları artık daha az gelecek. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Fakat görmüş olduğunuz üzere kuşlarımızın sayısı çoğaldı. Ve sizlere artık kuş videoları atacağız arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bu videoya beğenebilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.